fikirleri inşa ederken ruhları tatmin ediyor. Hukuktan bahsederken, miras hukukundan, ruha gıda oluyor. Aynı ayet cinleri kovuyor. Aynı ayetin harflerinde, harfler biliyorsunuz tabiat, dört tabiatı var. Toprak, ateş, su, hava. Her bir harfin tabiatı var, tabiatı. Vav, nun, elif, b, t, s. Her bir harfin tabiatı var. Bazıları ateş tabiatlıdır, harf. Mesela cehennemi anlatan ayetlerde ateş tabiatlı harfler kullanılır. Kur'an'da o ayetler zor okunur. Mesela cennetten bahseden ayetlerde su ve hava tabiatlı harf kullanılıyor. Onlar su gibi okunur. Duymuş muydun? Bazı şeyler var mesela, çoğaltmak, fikri imal etmek, tefekkür, içtimai hayatta zenginlik katmak, yani bir kanun söyler, yani konumuz o değil de, nereden girdiğimse. Yani öyle bir ölçüler getirir ki, her zamanda hukuk oluyor. Bu da toprak, çoğaltan, tabiatlı ayetler kullanıyor. Tamam arkadaşlar.